Ve hocam tabii cildimiz, sağlığımız aynamızdır bizim. Yani nihayetinde. Aynı. Tabii. Şöyle baktığımız zaman ne kadar sağlıklı olursak olalım cildimizdeki ışıltı yansıtıyor. Tabii ki. Sağlıklı tabii ki. Olduğunuzu. Ve tabii bulunduğumuz bölümde de sadece ciltle alakalı sorunlar değil, tedavi yöntemleri değil, lazer de yapıyorsunuz. Tabii. Lazer, enflasyon da yapıyorsunuz. Aynen. Peki nedir? Lazer epilasyon nedir? Herhangi bir zararı var mıdır hocam? Şimdi lazer epilasyon sadece kıl boyutunda etkili olan, kıl köklerindeki siyah pigmentlere hitap eden bir ışıkla tedavi sistemi. O ışık, lazerden çıkan ışıklar kıl köklerindeki siyah hücreler tarafından emiliyor ve oradaki kılın giderek incelip kaybolmasını sağlıyor. Hiçbir yan etkisi olan bir durum değil. Herhangi bir ters durum oluşması söz konusu değil. Sadece lazer uygulamalarında bazen ufak tefek yanıklar oluşabilir. Küçük kabuklanmalar oluşabilir. Bu herkeste görülen bir şey. Bazen batık oluşturmaya meyilli hastalarda batıkların daha sık oluşmasına neden olabilir. Ama zaman içerisinde kıllar biteceği için batıklardan da kurtulmuş oluyorlar. Bir de yarın öbür gün ne olacağımız belli değil. Bir kötü duruma düşsek, bir hastalansak, hani bu bölgelerin en azından temizliğiyle kimsenin uğraşması gerekmiyor. Hani ben bayan hastalara özellikle onu söylüyorum. Çünkü sağlıkla ilgili ne olacağımız belli değil. Bir evet. Temizlik sağlıyor yani genel olarak vücutta. Herhangi bir dediğim gibi yan etkisi yok. Sadece bazı cilt hastalıkları ışık uyarımına reaksiyon gösterir. Mesela sedef hastalığı. Bazı egzama türleri. Onlarda da hastalarımızı takip ediyoruz. Eğer lazer yaptığımız bölgelerde bir uyarım olursa o zaman hastamıza zaten diyoruz ki senin bu hastalığında artış yapabilir. Bilgin olsun. Ona göre hani lazer yaptırmak istiyor musun, istemiyor musun? Bazı hastalar diyor ki olsa da ben istiyorum. Ben o tedavime devam edeceğim ama bu kıllardan da kurtulmak istiyorum. Onu ayarlıyoruz. Ama onun dışında dediğim gibi lazerden hani yıllardır kullanılıyor. Evet. Artık kaç sene oldu? 20-30 senedir var şeyler. Geri dönüşlerinde herhangi bir problem yok. Ondan hiç rahatsız olmasın hastalarımız. Endişeye girmesin. Peki hocam, lazer her bölgeye uygulanıyor mu? Vücuttaki her bölgeye. Şimdi epilasyon için olan lazerler çeşitli türlerde. Evet. Mesela bizim burada kullandığımız alexandrite lazerler var. Alexandrite'lar daha kalın ve koyu renkli kılları görmeye yönelik. Dolayısıyla bunun olduğu her bölgeye yapılabilir. Yüz bölgesi de dahil olmak üzere. Ama eğer mesela hastamız geliyor, ben her tarafıma yaptırmak istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki ince kılların olduğu yerlerde bizim aletimiz tamamen %100 görmez. Onlarda bir azalma olur ama sıfırlanma olmaz, bilginiz olsun. Bu şekilde hastalarımızı yönlendiriyoruz. Dolayısıyla her bölgeye lazer yapılabilir. Sadece önemli olan uygun kıla uygun lazerin seçilmesi. Ve tabii burada yapılan yer de çok önemli. Tabii ki. Yani doktor kontrolünde olmayan yerlerde yaptırmamaları lazım. Evet hocam, yani şunu söyleyebiliriz ki izleyenlerimiz de bu konuda lütfen dikkatli davransınlar. Her yerde cilt uygulaması, lazer yapılmaz. Evet. Yani doktor olmayan cilt doktoru, plastik cerrah, bazı işte medikal estetik hekimlerimiz de yapıyor. Bunların olmadığı yerlerde kesinlikle hiç bu uygulanma yaptırmamak gerekli. Çünkü sonrasında bir problem oluştuğunda savunacak bir durumunuz da olmuyor. Yani mutlaka doktor kontrolünde bu tür işlerin yapılması gerekli. Ve çok sirkülasyonlar duyduk işte. Basında çıkan haberler, tabii, yani. Kuaförler dahi botoks yaptırıp da sonra neticesi itibariyle çok sıkıntı yaşayan kişileri evet, gördük, yani, şahit olduk. Bir hak da iddia edemiyorlar hastalar. Çünkü evet. Kendisi istek üzerine gidiyor. Hani diploması olmayan, doktor olmayan hiçbir yerde kesinlikle hiçbir cilt uygulaması yapılmaması gerekli. Mutlaka doktor kontrolünde olacak bu iş. Yıllarınızı vermişsiniz mesleğe. Evet. Ve eğer ki uygun görmediğiniz bir hastaya tedavi önermiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Yani hasta istiyor, ben şunu yaptıracağım, bunu yaptıracağım diyor. Ama biz diyoruz ki hani sizin şu rahatsızlığınız var, ondan dolayı bunlar size uygun değil. Ancak şunu yapabiliriz.
onlar yapılabilecek uygulamalar diyoruz. O yüzden mutlaka dediğim gibi yani hiçbir uygulamayı yaptırmasınlar. Her gün biz burada onların yan etkileriyle uğraşıyoruz. Evet. Ve şu da var hocam. Siz bu konuda gerçekten çok başarılısınız. Yurt dışından gelen hastalarınız evet. Ve bulunduğunuz hastane, Avrasya Hastanesi, yurt dışından da çok hasta evet, bayağı geliyor size. Hastalarımız geliyor. Yani ilginç bir şekilde dünyanın her yerinden hasta var. Hakikaten ben de burada bazen şaşırıyorum. Afrika'dan gelenler, Arap ülkelerinden gelenler, Amerika'dan gelenler, Avrupa'dan gelenler. Hakikaten yani bu Zeytinburnu bölgesi o yönden ilginç bir bölge. Avrasya'da yaptığı bağlantılarla evet. Yurt dışı hastalar gerçekten çok oluyor bizim burada baktığımız. Genelde kadınlarımız çok hassas davranırlar. Çünkü hijyen çok önemlidir hocam. Tabii. Kesinlikle. Ve ciltte de, sağlıkta da. Evet, yani lazer epilasyonda da hani merdiven altı yerlerde uygulama yaptırdıklarında evet. Her zaman için hastalık bulaşma olasılığı yüksek. Mesela diyot lazerlerimiz var bizim. Biz burada da kullanıyoruz. Diyot lazerler direkt cilde yapışan türde lazerler. Evet. Mesela Alex'ler uzaktan atış atıyor. Hani sizde bir rahatsızlık olsa bile birebir cilde temas etmediği için bir bulaş söz konusu değil. Ama diyot lazerler direkt cilde temas ettiği için her türlü hastalık bulaşmasına sebep olabiliyor. Mesela bizim burada öyle gördüğümüz sil bulaşması, enfeksiyon, bu tür kıl kökü iltihapları, uçukların bulaşması sık görüyoruz yani. O eğer düzgün temiz bir yerde, hijyenine uyan bir yerde yapılmadıysa bayağı başımıza dert açabiliyor. Ve sonra da Deniz Hocam gel beni kurtar. Ya keşke her şeyi de kurtarabilsek. Hepsinde kurtarma söz konusu olmuyor. Mesela bir uçuk aldığınızı düşünün. Evet. Uçuk bir daha vücuttan gitmiyor. Ömür boyu onu taşıyorsunuz. Sadece alevlendiği dönemlerde tedavi veriyoruz. Onun dışında hani vücuttan atılmıyor. Evet. Böyle negatif sonuçlar olabilir.